Hello Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün akuzatif ismin i halinden bahsedeceğiz. Akuzatif konusundan bahsedeceğiz. Sıkça rastlayacağımız konulardan bir tanesi. O yüzden çok iyi dinleyin. Hazırsanız son sürat dersimize başlıyoruz. Hemen şuradan kalemimi alıyorum. Akuzatif ismin i hali diyoruz. Yani belirtme durumu. Bir durum belirtiyor. Eğer fiil hareket bildiriyorsa ne yapıyoruz? Akuzatif kullanıyoruz. Yani akuzatif kullanıldığını anlıyoruz. Kelimeyi ismin i haline dönüştürmek için de tek odaklanmamız gereken nokta artikel. Hangi artikel neye dönüşüyor? Buradaki tek dikkat etmemiz gereken nokta bu. Belirli artikellerde yani bir diğer adıyla beştemte artikel nominatif, yalın hal, akuzatif, ismin i hali. Şimdi önce nominatife bakacağız sonra akuzatif yani ismin i haline bakacağız ve ne tür farklılıklar var onları belirleyeceğiz. Nominatif ne dedik? Yalın hal dedik. ismin en yalın hali. Artikellerimiz neler? Der, di, das ve di. Plural di yani çoğul di. Peki akuzatife geldim. Ben ismin İ halinden bahsedeceğim. Yani örneğin elimdeki kalem. Kalem dediğimde kelimeyi yalın haliyle kullanıyorum. Ama kalemi arkadaşıma verdim dediğimde ise akuzatif halini yani ismin i halini kullanıyorum. Peki nominatiften farkı nedir akuzatifin? Hemen bakın artikellerimize. Derdi das. Buraya gelin. Den die, das. Bakın tek bir farklılık var. Der dene dönüşmüş. Yani der artikelin nominatifte yalın haldeki artikeli akuzatifte den olarak dönüştürüyoruz. Di aynı şekilde di kalıyor. Das aynı şekilde das kalıyor. Ve plural di yani çoğul di ise aynı şekilde di kalıyor. Peki belirsiz artikellerde 15 temte artikel yalın halde der için aynı kullanıyorum. Di için aynı kullanıyorum. Das için Ayn kullanıyorum ve plural değil, çoğul değil için ise hiçbir belirsiz artikel kullanmıyorum. Çünkü çoğullarda bir diye söyleyemeyiz. Peki akuzatife geldim. Ne yapmam gerekiyordu? Neyi bilmem gerekiyordu? Der artikelinin dene dönüştüğünü bilmem gerekiyordu. O zaman benim belirsiz artikelimde de den yerine yani ayn kullanıyorum. Ne yapacağım? Aynın yapacağım. Aynın diye artikelimde neydi? Aynı kullanıyordum belirsiz artikel olarak. Aynı nominatifte yalın halde. Akuzatifte ise yine aynı aynı üstteki gibi. Aynı aynı das içinde aynı kullanıyorum. Ve akuzatifte de, de yine plural di yerine belirsiz artikel kullanmıyorum. Aslına bakarsanız akuzatif Almanca'nın en kolay konularından bir tanesi. Sadece biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Artikellere dikkat etmeniz gerekiyor. Nominatif ne demek? Akuzatif ne demek? Bunları çok iyi bilmeniz gerekiyor. O zaman bunları da öğrendiysek son sürat devam ediyoruz. Şimdi örnekler üzerinden gidelim. Evet, akuzatif ne dedik? İsmin iyi hali. Peki, di lampe, lamba Az önce kalem örneğini vermiştik hatırlıyor musunuz? Dillampe De dediğimde yalın hal kullanıyorum. Nominatif kullanıyorum. Dillampe, lamba. Dillampe, lambayı. Nasıl ayırt edeceğim? Tabii ki bunu cümle içerisinde ayırt edeceğim. Buradan ayırt etmem imkansız ama cümle içerisinde gördüğümde a evet burada akuzatif kullanılmış. Neden? Çünkü nominatifte de dilampe, akuzatifte de di de değişmediği için dilampe. Buradaki kolaylık nerede oluyor? Der artikelinde oluyor. Çünkü hangisinin nominatif, hangisinin akuzatif olduğunu şıp diye anlayabiliyorum. Der kuli, tükenmez kalem, yalın hal. Den kuli ne yapıyorum? der artikelini dene dönüştürüyorum. Den kuli tükenmez kalemi akuzatif. Das baby das baby bebek bebeği. Ne yapıyorum yine? Das aynı şekilde akuzatifte de aynı şekilde kalıyor. Hemen bir aşağısına iniyorum. Di map, dosya. Peki ben bunu akuzatif olarak kullanmak istiyorum ve belirsiz artikel olarak kullanmak istiyorum. Ne yapacağım? D yerine belirsiz artikel olan aynayı getireceğim. Nominatifte de aynı. Akuzatif yani ismin i halinde de ayne kullanıyorum. Ayne mape dosyayı. Peki olumsuz yapacağım. Kayne mape. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramıyor. Geldim der artikeline. Diabla stift kalem kurşun kalem. Ne yapacağım? Belirsiz bir şekilde diyeceğim ki belirsiz artikel kullanarak bir kalemi diyeceğim. Bir kalemi. O zaman belirsiz artikellerde der yerine ne kullanıyordum neye dönüşüyordu akuzatifte? Dene dönüşüyordu. Ve belirsizlerde ise aynen oluyor. Aynen bleistift. Bir kalemi. Peki geldim olumsuz yapacağım. Nasıl olumsuz yapıyorduk? Hiç kelime düşünmeme gerek yok. Aynen bir dedim mi? Bir bleistift. Aynen bleistift. Hop başına bir k harfi ekle. Kaynen bleistift. Oldu mu size olumsuz? Tabii ki oldu. Das Auto araba. Ein Auto arabayı ya da ein Auto dediğimde nominatif halinden yani yalın halinden de bahsediyor olabilirim. Ne yapacağız bu yüzden? Cümlenin anlamına bakmamız gerekiyor. Peki olumsuz yapacağım. Ne dedik? Ein gördüm bir araba. Hemen olumsuz yapmak için ne yapıyorum? Başına bir k harfi ekliyorum. Oldu mu size olumsuz? Tabii ki oldu. Şimdi gelelim Burada gördüğünüz altı kelime de köp hataylı. Yani vücudumuzun bölümlerinden birkaçı. Die Augen, gözler. Plural, çoğul. Birden fazla gözümüz var. iki tane gözümüz var. Peki plural dediğimde die Augen. Ben akuzatif yapmak istiyorum. Ne yapacağım? Die Augen. Yine D şeklinde bırakıyorum. Peki belirsiz yapabilir miyim? Yapamam. Çünkü çoğuldan bahsediyorum. Buraya bir anlamı gelen aynı getiremem. Der finger evet en kolaylardan bir tanesi der artikeli çünkü biliyoruz ki bir tek der artikeli değişime uğruyor ve cümle içerisinde hop diye ayırt edilebiliyor. Der finger parmak anlamına geliyor. Peki ne yapacağım bu kelimeyi? Akuzatif'e çevireceğim. Yani artikelini değiştireceğim. Der finger Den finger. Peki ben bunu bilirsiz artikelle yani aynı aynı aynınla kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirim çünkü bir parmaktan bahsediyorum. Den finger, aynın finger ve olumsuz yapmak istediğimde ise kaynın kullanabilirim. Neden? Çünkü artikelim dert. Dikkat etmem gerekiyor. Dinaze burun ne yapmam gerekiyor akuzatifte? Yine aynı şekilde artikelim hiç değişmiyor Dinnaze, burunlu. Das Bein, bacak. Yine das artikelim akuzatifte de değişmiyordu. Das Bein, bacağı. Der Fuß. Ne gördüm burada? Der artikeli. Biliyorum ki akuzatife çevirirken yani ismin iyi haline çevirirken ne yapmam gerekiyor? Değiştirmem gerekiyor, dönüştürmem gerekiyor. Der artikelini den olarak den fuß, der fuß ayak, den fuß ayağı. Peki bunu belirsiz artikelle kullanabilir miyim? Yani aynı aynı aynınla kullanabilir miyim? Tabii ki kullanabilirim. Aynen fuz bir ayak artikelim der. Dene dönüştü. Ve belirsiz olarak da bir ayak demek istediğimde aynen fuz diyorum. Der Kopf. Kafa ya da baş olarak da kullanabiliriz. Der Kopf dediğimde artık biliyorum akuzatifte bir tek der artikeli değişiyor. Bu benim için çocuk oyuncağı. Ne yapıyorum? Den Kopf ve einen Kopf. Olumsuz yapmak istediğimde derfus ya da einen fus ya da einen Kopf dediğimde ne yapıyordum? Sadece bir k harfi ekliyorum. Hatta bu k'yı kalp içerisine alalım ki aklımızdan hiç çıkmasın. Einen Fuß, keinen Fuß. Einen Kopf, keinen Kopf. Einen Finger, keinen Finger. Evet hem akuzatif örneklerimize baktık hem de vücudumuzun bölümlerinden birazcık bilgi sahibi olduk. O zaman son sürat devam ediyoruz. Fiillerden sonra gelen nesneleri akuzatif ya da nominatif olduğunu anlayabilmek için az önce ne söyledik? Nesnenin artikeline dikkat etmemiz gerekiyor. Peki başka bir yolla anlaşılmaz mı? Tabii ki anlaşılır kullanılan fiile çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aslında akuzatifle kullanılan fiilleri ezberlememiz gerekiyor. Peki önce ilk fiilimizden başlayalım. Haben fiili sahip olmak anlamına geliyordu. Peki opa cümlemde bir dede var. Neydi opa artikeli? Der opa. Peki ich habe diyeceğim ki benim bir dedem var. Ich habe einen opa benim bir dedem var. Ne yapıyorduk? Akuzatifte de der, dene dönüşüyordu. Belirsiz artikelde bir diyebilmem için bir demek istersem aynen. Olumsuzlarda da başına bir k harfi getiriyordum ve kaynın olarak olumsuz yapıyordum. E geldim ben cümlemi burada olumsuz yapacağım. Ne yapıyorum? Yukarıdaki olumlu cümlemi aynı şekilde öncelikle yazıyorum. Ich habe einen Opa benim bir dedem var. Peki olumsuz istiyor benden. Hop buraya bir k harfi getirdim ve cümlem tamamıyla olumsuz oldu. Ich habe keinen Opa. Peki mein Opa hat. Benim dedemin neyi var? Enkel neydi Enkel? Der Enkel torun. Der Enkel torun anlamına geliyordu erkek torun. Diyeceğim ki benim dedemin bir erkek torunu var. E der kullandığıma göre ne yapmam lazım? Haben fiiliyle biliyorum ki ben akuzatif yani ismin i halini kullanıyorum. O zaman mein Opa hat einen Enkel. Benim dedemin bir torunu var. Brauchen fiili ihtiyacı olmak. Brauchen fiilinde her zaman akuzatifle kullanıldığını öğrenmem gerekiyor. Peki ich brauche ne ihtiyacım var benim? Google Schreiber. Bir tükenmez kaleme ihtiyacım var. Der Google Schreiber. Evet kullanımı, telaffuzu, uzunluğu gayet bize böyle garip gelebilir ama hemen şuradan ben farklı bir renk kalemimi alıyorum. Biraz daha kağıdımız renklensin. Peki brauchen fiili ne dedik? Akuzatifle kullanılıyor dedik. Ve buradaki tükenmez kalem anlamına gelen kugelschreiber tabii ki bunun kısa hali de var kuli der kuli ama ben bu kelimeyi kullanmayı seviyorum şu an peki ich brauche ne diyeceğim der kugelschreiber bir tükenmez kaleme ihtiyacım var diyeceğim bir tükenmez kaleme ich brauche einen kugelschreiber einen kugelschreiber peki Burayı da bitirdik. Haben fiili, brauchen fiili ve lesen, okumak anlamına gelen fiilimiz. Lesen fiili de her zaman akuzatifle kullanılıyor. Ich lese Zeitung, gazete, die Zeitung. Peki nominatif yani yalın halde die Zeitung gazete anlamına geliyor. Akuzatife çevirmek istediğimde yine di'yi, di artikelini di olarak bırakıyorum. Yani ich lese eine... Zeitung ya da ihlize die Zeitung diyebilirim. Yani burada önem vermemiz gereken nokta akuzatif ismin i haliyle kullanılan fiilleri çok iyi öğrenmemiz gerekiyor ki cümlelerimize ayırt edebilelim. Hemen son sürat devam ediyoruz. Kalan fiillerimize bakalım. Essen fiili yemek yemek. Yine ne yapalım? Şuraya bir artı akuzatif yazalım. Essen fiili. Ich esse Kuchen. Kek Artikelim ne? Der kuhun. Yani benim akuzatife çevirebilmem için der artikelini dönüştürmem gerekiyor. Yakışıklı hale getirmem gerekiyor. Ich esse einen Kuchen. Ben ne yiyorum? Bir keki yiyorum. Kenin tanımak fiili birini tanımak. Kimi tanıyorum ben burada cümlemde? Doktoru tanıyorum. Du kennst sen tanıyorsun. Du kennst Der artikeli der arzt erkek doktordan bahsediyorum. Diyeceğim ki sen doktoru tanıyorsun ya da sen bir doktoru tanıyorsun. Bir diyebilmem için ne yazmam gerekiyor? Der yerine belirsiz artikellerden aynen arzt ya da doktoru belirli bir doktordan bahsediyorum. O zaman der yerine dönüştürüyorum. Den arzt yani du kennst einen arzt. Du kennst den arzt sen doktoru tanıyorsun. Bezuhen ziyaret etmek. Ich eh bezuhe am Dienstag salı günü. Kimi ziyaret ediyorum? Babamı ziyaret ediyorum. Babanın artikeli neydi? Der Erkeklerde der kullanıyorduk her zaman. Der dediğimde babamı diyebilmem için benim ne kullanmam gerekiyor? Possessive pronomun yani iyilik zamiri kullanmam gerekiyor. My nin. Ich besuche am Dienstag meinen Vater. Babamı ziyarete gidiyorum. Hangi günler? Salı günleri. Peki, "meinen" bu da nereden çıktı? Ne yapıyorduk? Der artikeli akuzatifte "den"e dönüşüyor. Belirsiz olduğunda aynen oluyor. Olumsuz olduğunda Kaynın oluyor. Tabi bu böyle uzuyor gidiyor ama bizi ilgilendiren nokta neresi? Benim ve senin derken mine'nin artık ele göre değiştiriyorum. Der artık elinde mine'nin senin diyebilmem için ise dine'nin demem lazım. Peki öfnen açmak fiili. Das Kind çocuk öfnet fenster. Artık elimle das fenster. Yani demem gerekiyor ki çocuk camı açıyor. Das Kind Öfnet das Fenster diyebilirim. Camı açıyor. Ya da bir cam açıyor diyebilmem için ne yazmam gerekiyor? Ein Fenster. Das Kind öfnet ein Fenster. Çocuk bir camı açıyor. Benutz'un fiili kullanmak. Ne kullanıyorum? Bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayarın artikeli ne? Der, der Computer. Sie benutzt. Kim kullanıyormuş? O, üçüncü teki şahıslardan. Sie benutzt den computer o bilgisayarı kullanıyor ya da yerine ne yazabilirim aynen computer o bir bilgisayarı kullanıyor peki geldim bilsem süper olur köşesine az önce gördüğümüz tüm fiiller sık kullanılan fiillerdi. Ama tabii ki ara sırada önümüze çıkacak yine sık kullanılabilir diyebiliriz. Diğer fiillere de bir göz atalım. Zuhen bir şey aramak, telefonla aramak değil yani kaybettiğimiz bir şeyi aramak. Bringen getirmek, geben vermek, bir şey vermek, kalemi vermek, defteri vermek gibi. Kaufen satın almak, nehmen almak. Kaufen ile arasında şöyle bir fark var. Nehmen fiilini bir çay alabilir miyim? Bir kahve alabilir miyim? cümlelerinde kullanıyoruz. Kauf'un ise parayı verdikten sonra bir şey satın aldığımızda kullanıyoruz. Finden ise bulmak. Yine finden fiilinin iki anlamı da var. Birisi kaybettiğimiz bir şeyi bulmak. Finden'i arayıp arayıp bulmak. Kalemim nerede? Defterim nerede gibi. Diğeri de bir şeyi güzel bulup bulmadığımızı söylerken kullanıyoruz. Evet, bu fiilleri de not alalım ve akuzatif konusunu tamamen kapatalım. O zaman ödüllü sorumuza geçiyoruz. Victor Zucht <laughs> Radiagumi Was ist Radiagumi? Radiagumi nedir? Evet bu boşluğa ne yapıyoruz? Akuzatif halini yazıyoruz. Neyin? Buradaki kelimemin hem Türkçesini araştırıyoruz, artikelini öğreniyoruz ve cümlemizi tamamlıyoruz. Monica kauft Google şayba. Ne alıyor Monika? Az önce öğrendik bu kelimeyi. Der artikeliydi. Der Google şayba. Tükenmez kalem. Evet cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.